Serdar Arseven, Cemaatlerin Rekabeti Rekabet deyince akla daha çok iktisadi olanı gelir. Siyasi rekabet de yaygındır. Her ne kadar rekabetin tatlısı, tatlı serti ve vahşisi bu zeminde cereyan etse de aslında rekabet hayatın her alanında geçerli bir olgudur. İnsanların maslahatları çoğu yerde çatıştığına göre rekabetin olması da hayatın bir parçasıdır. İslam fert toplum ve ülkeler arasındaki maslahat çatışmalarını gören ve bunu kurallara bağlayan bir dindir. İslam uleması da buna taluk eden ahkam ve ahlak kurallarını makasidu şeria diye Sistemleştirmiştir. Fıkıhta zaruriyat, tahsiniyat ve haciyat başlıklarına isteyen okuyucularımız müracaat edebilirler. Rekabet olgusu kültürler, dinler ve medeniyetler arasında da yaşanır. Medeniyetler farklı paradigmalar üzerine kurulu olduğundan bunun yaşanmaması mümkün değildir. Çünkü farklı paradigmalar birbirini iter ve teoride olduğu gibi vakada da rekabet başlar. Ekonomide iyi para kötü parayı piyasadan kovar diye bir söz vardır. İmam Şatı asırlar önce iyi fetva kötü fetvayı kovar dediğini hatırlıyor çünkü fetva dediğimiz şey ehil bir alimin bilgi ve akıl gücüne dayanarak tutarlı bir metodoloji zemininde Nas'lardaki illet ve hikmetten yola çıkarak yeni bir meseleyi çözüme bağlamasıdır. Buna hayatın değişen yönlerini İslam'a göre anlamlandırmak ve yön vermekte de denebilir. İçtihat masum değildir. Müştehit hata yapabilir. Yapılan yorumda da bir hata varsa vahyin gelip o hatayı tahsih etme gibi bir durumda söz konusu olmayacağına göre Müslümanlar bu hataya mahkum mudurlar? Elbette değil. Ne olacağını kısaca izah edeyim. Sahanın diğer uzman yapılan içtihadın delillerini içtihat ameliyası sırasında usule ne kadar bağlı kalındığını ve müçtehidin ameli fikir ederken muhakeme hatası yapıp yapmadığını ele alıp tenkit edeceklerdir. Yetmedi bir de yaşanan canlı hayat o yorumu test edecektir. O yorum İslam'ın ruhuna uygun olarak değişen hayatı İslami prensiplere göre inşa edebilmekte midir? Eğer o yorum ilmi tenkitler karşısında tutunabilir, yaşanan hayat içinde de sorunları çözebiliyorsa ayakta kalabilecek, yoksa bir içtihat olarak fıkıh kitapları da yerine alacaktır. İyi fetva, kötü fetvayı kovar sözünden ben bunu anlıyorum. İslam tarihinde çok sayıda mezhebin neşet ettiği bilinir. Ehli sünnet için bile birçok mezhep ortaya çıkmış, dördü hariç diğerleri tabilerin kalmaması sebebiyle hayattan çekilmişlerdir. Bir mezhebin tabilerinin kalabilmesi için de o mezhebin usulüne bağlı büyük müştehitlerin yetişmesi, tenkitlerin karşısında ayakta kalabilecek yorumlar geliştirmesi ve değişen hayatın ürettiği sorunları çözebilmesi gerekmektedir. Bu da farklı mezheplerin kendi aralarında yaşadıkları bir tür rekabet halidir. Modern hayatı İslam'a göre yeniden inşa etme davasındaki cemaatler de aslında rekabet içindedirler. Kimi zaman yardımlaşma, kimi zaman tatlı bir rekabettir bu. Yorum farklılığından, iki yakası bir araya getirilemeyen fikri sapmalardan, güç ve iktidar devşirme mücadelesinden kaynaklanan kanlı rekabetler de mevcuttur. Nihayetinde galip gelecek olan insanları en çok ikna edecek olandır. Galip gelecek olan insanı, vicdanı, ahlakı yaşatan olandır. Ne pahasına olursa olsun kök değerlere sahip çıkan ve gücün şehvetine yenik düşmeyendir. Kazanmayı fetişleştiren ve bunun uğruna sınır tanımayan fırsatçı hareketlerse Tarihte olduğu gibi kaybetmeye mahkumdurlar. Ya bugün ya yarın ama mutlaka. Serdar Erseven, Yeni Akit.